Niğde'de Karadeniz rüzgarı esti. Horonlar tepildi, tonlarca hamsi pişirildi. Niğdeliler de Karadenizlerin bu coşkusuna ortak oldular. Niğde'de bugün Karadeniz rüzgarı esti. Horonlar tepildi, hamsi pişirildi. Niğdeliler de bu coşkuya, Karadenizlerin bu coşkusuna ortak oldular. Geleneksel hamsi şenliğimizin yedincisini idrak ediyoruz. Hamsi şenliklerimiz genel olarak toplumda Karadenizliler ve güzel Niğde insanları arasında kaynaşmayı sağlamak, gelenek ve görenekleri gelecek nesillere aktarmak, bu arada beraberce Karadeniz'den bir gün dahi olsa esintilerini medeniyetlerin yaşatıldığı Niğde'ye aktarmak bizlerin en büyük amacı. Burada gerek valimiz, gerek sayın belediye başkanımız, diğer bütün bürokrat kesim, bütün dostlarımız bizleri burada gurbette hissetmememizi sağladılar. Yakın alakaları, yakın teveccühleri bizleri çok mutlu etmektedir. Konuşmalarını yapmak üzere Mersin Karadenizler Dernek Onursal Başkanı Nizam Özbahtay'ı bu güzel vesileyle sizlerle bir aradayız. Bildiğim kadarıyla yedincisini düzenliyoruz Niğde'de. İnşallah bundan sonra daha devamı gelecektir. Daha güzel günlerde gelecektir. Biraz önce vekilimle de ayaküstü sohbet ettik. Bugün hamsi günü dedik ama tabii Niğde'nin çoğunda bu hamsi gününü yaşatamıyoruz malum hava şartları. Ama inşallah önümüzdeki yıl çok daha güzel bir organizasyonla gerçekten Niğde'de herkesin hissettiği ve yaşadığı bir hamsi festivali yapalım inşallah hep birlikte. Çünkü ülkemizin en büyük zenginliği bu kültür çeşitliliği. Biz gerçekten çok zengin bir ülkeyiz. Birçok kültürün bir arada yaşadığı nadir ülkelerden bir tanesiyiz dünyada. Bu zenginlikten ayakta duruyoruz ve birlikte daha da sıkı sıkı kaynaşıyoruz. Daha birlikte ve beraberlik içerisinde kol kola da ilerliyoruz. Biz de hiç kimse yıldıramayacak. Sayın Valimiz aranıza teşekkür etmişlerdi. Hoş geldiniz. İnşallah bundan sonra daha artan bir coşkuyla, daha da artan bir katılımla bu şenliğimiz devam edecektir. Diğer derneklerimize de bu şenliğin örnek olmasını diliyorum. Thank you.
Niğde'de 250 aile yaşamaktadır Karadenizli olarak. Bunlar özellikle inşaat sektörü, bir de bir kesim bürokratlarımız ve bunların Niğde'de böyle bir derneğimiz, böyle bir derneğin etrafında toplandılar. Böyle bir derneğe gelip geliyorlar. Bunlar biz burada bir gerek belediye, gerek bürokratlarımız, gerek liderler bize gösterdikleri teveccühlerle kesinlikle gurbette hissetmiyoruz kendimizi. Dolayısıyla böyle bir etkinlikle de geleneklerimizi, göreneklerimizi diğer nesillere aktarmak, gelecek nesillere aktarmak, liderlerle, dostlarımızla, sevgili hemşerilerimizle kaynaşmak amaç bu olarak değerlendiriyorum. Adım Yusuf Şafak, Niğde'de yaşıyoruz, Trabzonluyum. 12 ayın 11 ayının bir tanesini işte bir gününü böyle memleketin uzak gurbet hevesimizi geçirmek için hamsi festivali güzel oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi kuyruğa girdik, hamsi kuyruğuna, artık hamsi tatacağız yani. Hamsinin kulağına kar kaçtı, kar da yağıyor. Teşekkür ederim. Sen ne diyeceksin? Hamsiyi seviyor musun? Seviyorum. Her perşembe yiyorduk son haftalarda aksattık sadece. Nasıl sevdiğimi? Evet, beğendim. Çok güzel oldu. Sen Niğde'li misin, Trabzonlu? Trabzonluyum. Evet. İsmim Zeki Şener, Niğde'liyim. Şu an Hamsi Festivali'ndeyiz Niğde'de. Yalnız kendimizi Karadeniz'de gibi hissettik. Horonlar, oyunlar, balıklar bizi çok mutlu etti. İnşallah devamı her yıl gelir. Organize eden dernek başkanlarına, sayın valimize, belediye başkanına bu etkinliği yaptığı için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hamsiler çok güzel, afiyet olsun. Hamsiyi biz evlerimizde de pişiriyoruz ama tabii Karadenizlerin yaptığı gibi olmaz. Bunun lezzetini duyduk. O yüzden geldik, buradayız. Şimdi yiyeceğiz bakalım. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel. İsmim Mikail Özkan. Niğde'de ikamet ediyorum ama Karadenizli kardeşlerimizin şenliğini duyduk. Ailecek onların bu şenliklerine ortak olmak amacıyla biz de buraya geldik, katıldık. Teşekkür ediyoruz tüm Karadenizli arkadaşlarımıza. Hamsimizi aldık. Teşekkür ederiz. Günlerden kış mı? Hiç önemli değil. Hamsi yiyen Karadenizliler gördüğünüz gibi piste koştular. Hamsinin enerjisiyle coştular da coştular. Vallahi billahi seninle yaşamaya, seninle yaşamaya. Gelir cuma günü çıkar.